İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Kilik Ermeni Ulusal Konseyi bildirgesi. Ermenistan'ı inşa et. Fonu ana geri dönüş programına 100 milyon dolar yatırım yapacak. Bako Saakyan, Agitmis grubu eş başkanları ile görevdeki başkanın özel temsilcisini kabul etti. Türk ordusu Fırat'ın doğusundaki Kürt güçlerine karşı yakında saldırıya geçecek. UNESCO, dünyada her dört günde bir gazeteci öldürülüyor. Mazgert'teki Ermeni Kilisesi'nin bakma ihtiyacı var. Ermenilere ve diğer milletlere karşı gerçekleştirilen soykırımlarla ilgili bir sergi Sidney'de açılıyor. Kilikya Ermeni Ulusal Konseyi Bildirgesi Beyrut 30 Ekim 2018 Filistin'e dönüşün 7 ay süren yürüyüşü, bugün Golan'da yaşayan yerli Suriyeli nüfusun kitlesel oturma eylemi ve Batı Ermenistan ile ya halklarının meşru seçimleri yakın bir gelecekte geleceğin yerli halkların birleşik iradesinin tek meşru mülkleri olarak doğal ve kaçınılmaz bölge üzerindeki egemenliklerinin bir ifadesi olarak gerçekleşecek. 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros'ta Osmanlı İmparatorluğu'nun imzaladığı Yenilgi Sözleşmesi'nin 100. yılında aynı zamanda Doğu Cephesi'nin cesur Ermeni ve Suriyeli gönüllüler tarafından kurtarılan Kilikya'ya giriş nedeniyle Ermenistan halkının Batı Ermenistan'daki çıkarlarını korumaya hazır olduğumuzu ve bağımsızlıklarını ve egemenliklerini yeniden tesis etmek isteyen tüm yerli halkların çıkarlarını ifade ediyor, dayanışmamızın selamlarını iletiyoruz. İsviçreli Ermeni iş adamı, dünyaca tanınan Frank Müller markasının kurucusu, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Marsilya Başkonsolosu Vartan Sırmakeş, Ermenistan'ı inşa et yeni bir proje gerçekleştiriyor. Bu projeyle onlarca Ermeniş adamı birleşmiş durumda. İlk aşamada projeye 100 milyon dolar yatırım yapılacak ve bu da Ermenilere kendi ülkelerine dönmelerine yardımcı olacak. Geri dönenler için koşullar oluşturulmalıdır. Sağlık, eğitim ve ticaret merkezlerinden yararlanabilmeli, özellikle deri ve kuyumculuk alanında bir üretim zinciri oluşturulmalı. Vartan Sırmakeş'e göre fonun faaliyetleri Avrupa standartlarına göre gelişmelidir. Vartan Sırmakeş şöyle konuştu. Fona iş adamlarının özellikle de Rusya'dan yeni ana vatana dönüş gerçekleştiren iş adamlarının birleşmesi, bizim çalışmamızı ve hedefe uygun harcamamızın herkesin takip etmesi için biz açık ve şeffaf olacağız doğru yönde hareket edersek Ermenistan'ın imajını uluslararası olarak artırabileceğimize ve büyük çaplı geri dönüşler sağlayacağımıza eminim. Arsah Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı basın departmanlığından yapılan açıklamaya göre Arsah Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan, Agitmis Grubu 5 Başkanları Fransa'dan Stefan Vosconti, ABD'den Andrew Şoför ve Agit Başkanı'nın özel temsilcisi Ancay Kasparçık ile onlara eşlik eden şahsiyetleri 30 Ekim'de konutunda kabul etti. Görüşmede Azeri Karabağ çatışmasının çözümü, Artsah Azerbaycan sınırlarında yer alan durum ve son gelişmelerle ilgili sorunlar ele alındı. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı, resmi Stepanagert'in Azeri-Karabağ çatışmasının barışçıl çözümünün Agitmis grubu çerçevesinde gerçekleşmesine olan bağlılığını tekrardan onaylamış, tam müzakere biçimine geri dönmenin ve çatışmanın düzenlenmesiyle ilgili tüm aşamalara Artsakh'ın katılımının önemini yineleyerek önemsemiştir. Ateşkes rejiminin sürdürülmesine yönelik mekanizmaların kullanılmasının gerekliliğini belirten Bako Sahakyan, bunun bölgedeki istikrar ve barışın temel bileşenlerinden biri olduğunu vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat'ın doğu kıyısında bulunan Suriye Kürt Kuvvetlerine karşı saldırıya hazırlanıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakın gelecekte Türk ordusunun Doğu Fırat'ta Suriye Arap Cumhuriyeti'nde Kürt özel Savunma Müfreze'lerine karşı geniş çaplı bir askeri operasyon başlatacağını açıkladı. Erdoğan konuyla ilgili bu açıklamayı 30 Ekim'deki iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclis grubundaki konuşmasında yaptı. Erdoğan'ın sözlerine göre Türkiye Suriye'yi tekrar zayıflatmak için İslam devletiyle kirli oyunlar başlatmış olan güçlere hiçbir zaman izin vermeyecek. Erdoğan, biz Doğu Fırat'taki teröristleri yok edeceğiz. Planlama ve onun hazırlanması çoktan tamamlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin bu bölgedeki teröristlere yönelik ilk saldırılarını birkaç gün önce gerçekleştirdi. Yakın gelecekte teröristleri etkisiz hale getirmek için daha büyük ve daha keskin operasyonlar yapılacak, dedi. Türkiye'de tüm Kürt örgütlerinin terörist olarak kabul edildiğini hatırlatalım. Kürt güçlerinin ABD tarafından desteklendiğini ve Erdoğan'ın eylemlerinin aslında Washington'un politikasına karşı olduğunu da belirtmek gerekir. UNESCO 2 Kasım gazetecilere karşı suçlarda cezasızlıkla uluslararası mücadele günü öncesinde 2016'dan bu yana toplam 1096 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO Almanya'nın Bonn kentindeki temsilciliğinde gazetecilere karşı suçlarda cezasızlıkla uluslararası mücadele günü dolayısıyla gazeteci cinayetlerine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Dünyada her dört günde bir, bir gazeteci cinayeti işleniyor. UNESCO Almanya temsilciliği sadece bu yıl 86 gazetecinin öldürüldüğünü Dolayısıyla 2006'dan 30 Ekim 2018'e kadar 1096 gazetecinin mesleki faaliyetleri yüzünden cinayete kurban gittiğini bildirdi. UNESCO'nun aktardığı verilere göre 2006'dan 2017 sonuna kadar tam 1010 gazeteci cinayeti işlendi. Cinayetlerin %55'i silahlı çatışma olmayan bölgelerde yaşandı. Cinayetlerin %35'inden hiçbir bilgi elde edilemezken %54'ünde soruşturma sürüyor fakat henüz sonuç alınmış değil. Cinayetlerin %28'i de Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde işlendi. Geçen yıl en çok gazeteci öldürülen ülke Meksika oldu. 13 gazetecinin öldürüldüğü Meksika, gazeteciler için en tehlikeli ülke konumunda. Meksika'yı 11 gazeteci katliyle Afganistan izliyor. UNESCO raporuna göre gazetecilere yönelik ölümcül saldırıların çoğunluğu erkek gazetecilere yapılıyor. 2017'de öldürülen gazetecilerin %86'sı erkek. %14'ü ise kadın gazeteci. UNESCO, 2006 yılından beri kadın gazeteci cinayeti raporu tuttuğunu belirtiyor. Dikkat çekilen nokta ise kadın gazeteci cinayetinin son yıllarda giderek arttığı. Sadece 2017 yılında 11 kadın gazeteci öldürüldü. Dersim'in Mazgirt ilçesinde bulunan Gölbağı Ermeni Kilisesi bakımsızlık ve restore edilmemesi nedeniyle harap durumda. Ermenilerin 1960 yılına kadar en yoğun yaşadığı ilçeler arasında yer alan Mazgirt'te Ermenilere ait kiliseler bakımsızlıktan harabeye dönüşmüş. Mazgirt'te yaşayan vatandaşlar Ermeni vatandaşların ibadetlerini yerine getirmeleri için kilisenin onarılmasını istiyor. Kültür Bakanlığı tarafından envantere çıkartılıp tescilli olmasına rağmen Gölbağa Ermeni Kilisesi 50 yıl içerisinde tamamen harabe haline gelmiş. Mazgirt Belediye Başkanı Tekin Türkel Ermeni vatandaşların Alevi ve Sünni vatandaşlar gibi ibadetlerini yerine getirmeleri için tahrip olan kiliselerinin onarılarak vatandaşların hizmetine sunulması gerektiğini belirtiyor. Belediye Başkanı Tekin Türkel, "Burada Ermeni vatandaşlarımız merkezde ve köylerde yoğun olarak yaşamaktadır. Birçoğu da kendisini ifade edemiyor. Yüzlerce ve binlerce Ermeni vatandaşımız var. Sonuçta insanlar neden kendi ihtiyaçlarıyla ibadetlerini yapmasın? Biz meseleye bu mantıkla baktık." Biz burada cemevimizi belediye, kurumların ve vatandaşların katkılarıyla yaptık ama içimde ukde kalan bir şey var. Bu da Ermeni vatandaşlarımıza yönelik bir şey yapamadık. Bir sosyalist ve yönetici olarak bu beni üzmüş durumda dedi. İlçede yaşayan 80 yaşındaki Ermeni vatandaşlardan Sıtkı Sonar, Ben bir Ermeni vatandaşım. Şimdiye kadar hep burada yaşadım. Bu kilise yapılsa çok iyi olur. Kilise yapmak iyidir şeklinde konuştu. Ermeni vatandaşlar kadar ilçede yaşayan Alevi vatandaşlar da yıllarca barış içinde yaşadıkları Ermeni vatandaşlara ait kiliselerin onarılmasını istiyor. Fikri Özgeç: Biz Dersimli'yiz ve Aleviyiz. Bu memleketin çocuğuyuz. Bu memlekette Türk, Alevi ve Ermeniler ile yıllarca birlikte yaşadık. Biz istiyoruz ki Ermenilere ait bu kilise tamir edilsin ve Ermeniler ibadetlerini yerine getirebilsinler." dedi. Kape Breton Post Nokta.com'un belirttiğine göre Montreal'daki Holocaust Müzesi, Ermeni ve diğer soykırımların müze örneklerini Sidney'de gerçekleşecek olan Holocaust'u tanıtma haftasının açılışında geçici olarak temin edecek. Soykırıma karşı birlikte tanıma, açıklama ve önleme başlığıyla açılacak olan Holocaust'u tanıtma haftası 24 Kasım'a kadar sürecek. News IM'in bilgilendirmesine göre sergide farklı kanıt belgeler ile eski arşivler aracılığıyla Ziyaretçilere geçen yüzyılda gerçekleşen Ermeni, Kamboçya, Ruanda halklarına karşı yapılan soykırım ve holokost gibi dört soykırımlar arasında var olan benzerlikler ve farklılıklar gösterilecek. Sidney'deki sergi bu alanda okuyan üniversite öğrencilerine de ev sahipliği yapacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Kültürümüzü tanıyalım. Şimdi size Nubaratlı topluluktan Getronitz Arnen Raman Rostom'un şarkısını söylüyorum. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.